Basic English. Bu seviyemizde İngilizcenin önemli kelimelerini, cümlelerini ve yapılarını yine öğrenmeye devam ediyoruz. Dream. Rüya görmek, hayal kurmak. Imagine. Hayal etmek. Travel in space. Uzayda gezmek, seyahat etmek. Earn money. Para kazanmak. Go to university. Üniversiteye gitmek. Graduate. Mezun olmak. Run my own business. Kendi işimi işletmek. Get married. Evlenmek. Buy a house. Ev almak. Have a child. Çocuk sahibi olmak. Be famous. Ünlü olmak. Make a guess. Tahmin etmek. Predict. Tahmin etmek. Feed the pet. Evcil hayvan beslemek. Be retired. Emekli olmak. Waste. Boşa harcamak. Ziyan etmek. Travel. Seyahat etmek. Astronomi. Astronomi, uzay bilimi. Brain chip. Beyin çipi. Career. Kariyer. Engineer. Mühendis. Food pills. Yiyecek hapları. Illness. Hastalık. Job. Meslek. Instrument. Enstrüman. Müzik aleti. Kitten. Kedi yavrusu. Robot mate. Robot işçiler. Scholarship. Burs. Nature. Doğa. Transportation. Ulaşım, taşımacılık. Solar energy. Güneş enerjisi. Flying car. Uçan araba. Climate change. İklim değişikliği. Animal species. Hayvan türleri. Traffic jam. Yoğun trafik. Trafik yoğunluğu. Expert. Uzman. Animal protector. Hayvan koruyucusu. Fashion. Moda. Award. Ödül. Letter. Mektup. Dream job. Hayalimizdeki iş. Company. Şirket. Film industry.
Film endüstrisi. Meet aliens. Uzaylılarla karşılaşmak, tanışmak. Band. Müzik grubu. Discussion. Tartışma. Fortune teller. Falcı. Overseas. Deniz aşırı. Family. Aile. Friend. Arkadaş. Excellent. Harika. Receive. Almak. City. Şehir. Education. Eğitim. Peaceful. Huzurlu. Barışçıl. Widespread. Geniş çaplı. Successful. Başarılı. Lucky. Şanslı. Unlucky. Şanssız. Evet, şimdi cümle yapılarını inceleyelim. The simple future tense. Gelecek zaman. Şimdi gelecek zamanda rüyalarımızı, beklentilerimizi, hayallerimizi ve tahminlerimizi anlatmak için future tense'i kullanıyoruz arkadaşlar. Will'i kullanacağız. Şimdi bunu öğrenelim. Olumlu cümlelerde öznelerimizi yazdıktan sonra will'i getiriyoruz. Will de bir modal'dır arkadaşlar. Ecek, acak anlamı katar. Fiilimizi yanına nesnesini yerleştiriyoruz. Örneğin play football. I will play football. Ben futbol oynayacağım. He will play football. O futbol oynayacak. Will, ecek, acak anlamı katmaktadır. Negative, yani olumsuz cümleleri de öznelerimizi yazdıktan sonra yanına will not veya won't getireceğiz arkadaşlar. Fiilimizi ve nesnemizi de yazıyoruz. Örneğimiz yine play football. I will not play football. He will not play football. Ben futbol oynamayacağım. O futbol oynamayacak. Yes no soru formumuzu, soru şeklimizi de yapmak çok kolay. Will'i öznelerimizin başına aldığımızda soru yapmış oluyoruz. Sonuna soru işaretini koyuyoruz ve will'in ilk harfini büyük yapıyoruz. Örneğimiz will he play football? O futbol oynayacak mı? Yes, he will. Evet, oynayacak. No, he won't. Hayır, oynamayacak. WH, yani bilgi sorularımızı yapmak da çok kolay. Kurmuş olduğumuz cümlelerin başına what, ne, where, nerede, when, ne zaman, why, neden, who, kim, which, hangisi, how, nasıl gibi soru kelimelerimizi getirip WH bilgi sorularını yapmış oluyoruz. Örneğimiz what will you play? Sen ne oynayacaksın? I will play football. Ben futbol oynayacağım. Evet, şimdi yes no sorularımıza bakalım. Will you ride a bike? Sen bisiklet sürecek misin? Yes, I will. Evet, süreceğim. No, I won't. Hayır, sürmeyeceğim. Will Jeff swim?
Jeff yüzecek mi? Yes, he will. Evet, yüzecek. No, he won't. Hayır, yüzmeyecek. Will you stay at home? Sen evde mi kalacaksın? Yes, I will. Evet, kalacağım. No, I won't. Hayır, kalmayacağım. Will they send a letter? Onlar bir mektup gönderecek mi? Yes, they will. Evet, gönderecekler. No, they won't. Hayır, göndermeyecekler. WH sorularımızla, yani bilgi sorularımızla ilgili örneklerimize bakalım. What will you do? Sen ne yapacaksın? I'll drive a car. Ben araba süreceğim. What will he do? O ne yapacak? He will drive a car. O araba sürecek. Time expressions. Zaman ifadeleri. Future tense'te cümleler kurduğumuzda zaman kavramını eklemek için cümlemizin sonuna yazabiliriz. Örneğin, I will buy a new car tomorrow. Yarın yeni bir araba satın alacağım. Tomorrow, yarın. Next week, gelecek hafta. Next year, gelecek yıl. Soon, yakında. In 2025, 2025'te. Later, daha sonra. 2 years later, 2 yıl sonra. 2 weeks later, 2 hafta sonra. Bu zaman ifadelerini kullanabiliriz. Şimdi farklı örneklere bakalım. Examples, örnekler. We will get married tomorrow. Biz yarın evleneceğiz. She will graduate from the university next year. O gelecek yıl üniversiteden mezun olacak. He will travel today. O bugün seyahat edecek. We will have a picnic. Piknik yapacağız. They will cook pizza. Onlar pizza yapacaklar. He won't go to school today. O bugün okula gitmeyecek. Will they go out? Onlar dışarı çıkacaklar mı? Yes, they will. Evet, çıkacaklar. Esasında beklentiler, hayaller için will'i, will yapısını future tense'de I think, bence, I am sure, eminim, probably, muhtemelen, I am afraid, korkarım, I believe, inanıyorum ki gibi ifadelerle kullanmak daha doğru olacaktır. Örneğin, I hope you will be rich in 2 years. Umarım 2 yıl içinde zengin olacaksın. I think Jane won't come to the party. Bence Jane partiye gelmeyecek. Bu seviyeyi tamamladınız. Birkaç defa tekrar ederseniz daha iyi öğreneceksiniz. Şimdi bir sonraki seviyeye geçebilirsiniz.
Thanks for watching us. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.